Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Katar merkezli El Cezire'de çalışan gazetecilere, bir İsrail özel istihbarat firması tarafından satılan bir casus yazılım yoluyla siber saldırı düzenlendiği iddia edildi. The Guardian'da yer alan habere göre, siber saldırı talimatının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmiş olabileceği öne sürüldü. Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi'ndeki Citizen Lab yazılım laboratuvarında görevli araştırmacıların, El Cezire'ye yönelik büyük bir casusluk faaliyeti yürütülüyor olabileceğini keşfettiklerini öne sürdü. Araştırmacıların sunduğu raporda, Apple iPhone ürününün güvenlik açıklarına ilişkin önemli sorunların da ortaya çıktığı kaydedildi. Araştırmacılar, söz konusu kötü amaçlı yazılımın, İsrailli NSO Grup şirketinin müşterileri tarafından kullanıldığını ileri sürüyor. Söz konusu yazılımın, son güncellemelerinin yapılmadığı tüm iPhone cihazlarına sızabildiği belirtildi. Söz konusu siber saldırı iddiası, El Cezire'de görev yapan Tamer El-Mişel adlı araştırmacı gazetecinin telefonuna sızıldığına ilişkin şüphelerini Citizen Lab'e iletmesinin ardından ortaya atıldı. Araştırmacılar, incelemeler sonucunda gazetecinin telefonuna sızıldığına ilişkin teknik delil elde ettiklerini belirtti. Laboratuvar, El Cezire'den 36 gazetecinin telefonuna 4 farklı noktadan sızıldığını tespit ettiklerini, bu noktalardan birinin Suudi Arabistan hükümetiyle bağlantısı olabileceğini kaydetti. Bir diğer noktanınsa Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti adına hareket ediyor olabileceği öne sürüldü.